aleyhi ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Evet hocam, bugün adab-ı muaşeret dersimizde insanlara karşı vazifelerimiz, bunu okuyacağız. Dün ne okumuştuk? Kardeşler arasındaki vazifelerimizi okumuştuk. Yani abi kardeş arasındaki diyalog, abi kardeş arasındaki muhabbet, saygı nasıl olacaktı? Onu dün okuduk değil mi? Bugün inşallah insanlara karşı bir Müslüman olarak, bak Müslüman olarak nasıl olmamız lazım? Onu inşallah okuyacağız. Rabbim dinleyip amel etmeyi bizlere nasip edesin. Kur'an'ın istediği şekilde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği şekilde kaliteli Müslüman olabilmeyi bizlere Rabbim nasip buyursun inşallah. Şimdi dört madde halinde okuyacağız. Rabbim inşallah dinleyip amel etmeyi nasip edesin. Dinlemek çok güzel bir şey. Anlatmak da çok güzel bir şey. Ama en önemlisi olan onu uygulamaya geçirmek. Hayata geçirmek. Evet. Şimdi birinci maddeden okuyalım inşallah. Bir, insanlara karşı vazifelerimizin birincisi, onlara karşı, yani insanlara karşı saygılı olmak, söz ve davranışlarımızla onları incitmemek. Burası çok önemli bir şey. Yani saygılı olmak, saygı duyacağız ve insanları dilinle incitmeyeceksin. Hani çok güzel meşhur sözlerden büyüklerimizin bir sözü vardı. Sözler. Uslup olmayınca, uslup olmayınca, yani konuşmasını bilmeyince doğru söz bile o seni kurtarmayacak. Uslubuna dikkat edeceksin. Kalp kırmamaya. Hele ki bu kalp annenin babanın kalbisi. Bak şurada. Size daha önce çok misaller verdim bu konu hakkında. Gene şey olsun diye söylüyorum. Mesela şurada kime sorursa o cevap versin, tamam mı? Mesela Eymen, içki içmek dinimizce nedir? Haram. Güzel, affedin. Mesela Bilal, kumar oynamak dinimizce nedir? Haram. Ali, kalp kırmak dinimizce nedir? Haram, değil mi? Şimdi bunları hepsini biliyoruz. Peki bir adam gitse o içkiyi veya kumarı camide oynasa ne olur? Ama daha çok günah olur. Daha katmerli günah olur çocuklar. Aynı şekilde kalp kırmak, gönül incitmek çok büyük bir şey. Yani günah olarak. Eğer annenin babanın kalbini kırarsan o daha çok büyük günah oluyor. Aynı şey. Nasıl içki adam camide içen ne kadar günah oluyor? O şekilde çocuklar, özellikle annemize, babamıza, büyüklerimize karşı saygılı, hürmetli ve gönül incitmemeye dikkat edeceğiz çocuklar. Çünkü talebeler ve yani bu yolda devamlı olanlar, nasıl ki çocuklar görüyorsunuz, ben beyaz bir gömlek giymişim değil mi? Beyaz gömlek giymişim. Şurada ufacık bir leke olsa hemen kendini belli eder değil mi? Ama mesela şimdi bak, önden siyah giymiş değil mi? Orada bir leke olsa hemen kendini orada belli etmez. Çünkü kir beyazın üzerinde daha çok belli eder değil mi çocuklar? Çünkü aynı şekilde kir beyazı su eder. Evet çocuklar. Yani şu bir yere bağlayacağım. Şunu bağlayacağım. Nasıl ki kir, yani beyazın üzerinde nasıl hemen belli ederse çocuklar, işte bu yolda olanlar, sizler, bizler yanlış bir şey yaptığımızda hemen belli olur. Yani örnek veriyorum Eymen, sen yanlış bir şey yaptığında evde, dışarıda hemen millet sana diyecek, aa bak bir de kursa gidiyorsun Eymen. Ahmet bir de kursa gidiyorsun. Bilal bir de kursa gidiyorsun. Bak o kadar sohbet size anlatılıyor. Derler çünkü, anladın mı? Hemen kendini belli eder. Örnek veriyorum ben şimdi şurada. Yani sizin anlamanız için anlatıyorum ben. Yani şurada sadece Müslümanlık, Kur'an-ı Kerim ezberle, Kur'an-ı Kerim oku falan, namaz kıl, ibadet. Sadece Müslümanlık bu ne çocuklar? Müslüman insan diline dikkat edecek. Gülümseyecek. Haklı dilli olacak. Tamam mı? Kalp kırmayacak, gönül incitmeyecek. Hak yemeyecek. Kimsenin hakkına girmeyecek. Tamam mı? Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi örnek veriyorum. Konumu.
Aferin. Kimsenin arkasından konuşmayacak. Gıybet yapmayacak. Mesela şimdi örnek veriyorum. Ben dışarı giderken çok affedersiniz. Yol ortasına tükürdüm böyle. Tamam. Şimdi bana ne derler orada arkadan? Aa bak bir de sakallı cübbeli giymiş bir de yere tükürüyor değil mi? Benim dikkat etmem lazım çocuklar. Ben nasıl dikkat etmem gerekiyorsa senin dikkat etmem lazım. Çünkü biz ilim yolundayız. Tamam mı? İlim yolunda olan insanlar çok dikkat edecekler. Şimdi ben desem ki size çocuklar şu kursa giderken koridorda mayın döşemişler. Mayın. Hani batmasına patlıyor ya. Siz böyle koşa koşa gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Böyle dikkat eder. Hatta gitmezsiniz buraya. Belki buraya patlıyorsunuz. O kadar dikkat edersiniz. Aynı biz de şekilde çocuklar yaptığımız şeylere dikkat edeceğiz. Ama bunu söylesem acaba bunun kalbi kırılır mı? Bunu incitmeyeyim, bunu kırmayayım. Tamam mı çocuklar? Birinci maddemiz neymiş çocuklar? İnsanlara karşı saygılı olmak, söz ve davranışlarımızla aferin, adaplı olmak, kimseyi incitmemek. Evet. İkincisi, ikinci madde okuyorum. Sevinç ve hüzünlerimizi paylaşmak, gerektiğinde onlara yardımcı olmak. Tamam mı? Hüzünlerimizi, kalbine bir sıkıntı olur, bir şey olur. Gidersin, babanla paylaşırsın, annenle paylaşırsın, abinle paylaşırsın, teyzenle paylaşırsın. Tamam mı? Ve onların bir yardıma ihtiyacı varsa, dün anlattım biraz. Mesela evde annen yemek yapıyor, yardım edersin falan. Böyle hasırı kerem, tamam mı? İnsanlara... Aferin, çocuklar. Burada dediğim gibi sevinç ve hüzünlerimizi ve gerektiğinde onlara yardımcı olmak. İnsanlar yardımcı olur. Çünkü bakın şurada bir yazı yazdım. Görüyorsunuz değil mi? Okuyabiliyor musun? Yani okuyayım ben. Allah indinde Allah cenneler indinde arkadaşların en hayırlısı, arkadaşların en hayırlısı sana hayırlı olan çocuklar, tamam mı? Sana Allah'ı hatırlatan, İslamiyet'i hatırlatan, günahlardan seni alıkoyan insanlardır. Tamam mı çocuklar? Evet. Üçüncüsü geçiyorum. Üçüncü maddemize geçiyoruz. Ses ve gürültüyle onları rahatsız etmemek. Bakın şurada. Şimdiki dönemde yaşıyoruz. Binalar kat kat çıkmış. Yandaki binalar hep yani ses ve gürültü yaparak insanları rahatsız etmemek. Hele gece yarısı. Mesela evin içinde koşmak, gitmek, bağırmak, böyle çok sesli yapmak insanları rahatsız etmeyeceğiz. Tamam mı? Biz ne dedim sohbetin başında? Örnek teşkil ediyoruz. Örnek. Tamam mı? İnsanlar sana bakacak. Tamam mı? Sana bakacak. Aa, bu Kur'an kursuna gidiyor. Bu medreseye gidiyor. Bu ilim yoluna gidiyor. O zaman ilim yoluna gidiyorsan oradan aldıklarını hayatına geçireceksin. Neyle? Anlattığımız gibi. Örnek veriyorum. Sen yani. Belki bu dönemde pek olmayabilir ama olsun. Mesela derim ki komşun aşağıda çöp götürüyor. Tamam mı? Eda, teyze ben götüreyim istersen dedim. Veyahut da pazara ne bileyim bir yaşlı teyze vardır. Aynı binanızda oturuyor. Böyle tanıdık tabii. Tanımadığınızda yapmayın. Çünkü ortam biraz tehlikeli. Tanıdığın teyze var. Teyze ben taşıyayım istersen. Sana yardımcı olayım. Böyle tamam mı çocuklar? Veyahut da otobüse bindiniz. Otobüste yaşlılar var mesela. Sen oturuyorsun. Hemen kalk buna gelme. Buyur teyzeciğim. Buyur. Ne olursa olsun çocuklar. İsterse açık olsun, isterse kapalı olsun. Ne olursa olsun tamam mı? Ben veriyorum hocam. Aferin. Tamam mı? Evet, dördüncüsü, sonuncu maddemiz. Hastalanınca ziyaret etmek, ölenin cenazesine iştirak etmek. Mesela arkadaşım vardır, hastalanmıştır. Ne yaparsın? Şu anda şu dönemde olmaz tabii. Şu anda gitmek, gelmek çok sıkıntılı. Elimizden geldiğince mesafemizi koruyacağız. Tabii evde kalacağız. Şu anki durum onu gerektirmiyor. Yoksa kulaklarına Kulaklarına gideriz. Ne yaparsın? Çok samimi bir arkadaşınsa akraban bile yapsa ne alacaksın? Telefonunu açarsın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Rabbim inşallah şifalar versin inşallah. Biz sana dua ediyoruz. Duacınız bu şekilde davranıyor. Tamam mı? Rabbim inşallah
Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde Müslüman olmayı bizlere nasip etsin. Evet, şimdi şurada bugün insanlara karşı olan vazifelerimizin dört maddesini okuduk. Yarın inşallah kendimize karşı, yani insanın kendine karşı da vazifeleri var. İnşallah yarın onu okuyacağız. Rabbim inşallah amel ettiği bizlere ve ümmet-i Muhammed'e nasip etsin inşallah. Sübhane rabbike rabbil alemin amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Tüm hayırların ve tüm şerlerin için Allah rızası için el-Fatiha.